Fırat Bilim'den haftanın ilk mutfağından herkese merhabalar efendim. Güzel mi güzel temizliğimizi yaptık, evimizi havalandırdık. Şimdi sıra geldi akşam ne pişirseme sizin için. Kağıdı kaleme alın. Belki bugün bizim yaptıklarımız siz de akşam eşinize yaparsınız değil mi? Aynen öyle. Güzel tariflerimiz var. Güzel. Domates çorbamız, ara sıcakta kuru dolmamız. Bu arada kuru dolma zeytinyağlı mı etli mi? Zeytinyağlı. Zeytinyağlı kuru dolmamız var. Yanında havuç taratorumuz var. Mor lahana taratorumuz var. Bir şey daha vardı. Saya çöreği. Saya çöreği var efendim. Ben ilk defa duydum, ilk defa yiyeceğim. Siz de o yüzden tariflerinize muhakkak yazın. Ana yemekte beşamel sosla etli krep sarması var. Bu ara salgın hastalık gibi bu etli krep sarması. Ülke geneline yayılmış durumda. Yani neden krep sarması? Ya şöyle porsiyonluk olsun istedim aslında. Güveçte de yapabilirdim. Yani şey olmasın istedim. Ne bileyim peki neyse. Fırında bebek patates, şehriyeli pirinç pilavı, karışık salata ve cevizli rulo sarma. Ceviz rulo sarma dediğimiz rulo baklava mı? Baklava değil, kurabiye hamuru gibi ama değil. He. Onu açacağım. İçine cevizi döşeyeceğim, rulo rulo saracağım. Şerbetli bir tatlı mı yani? Şerbetli. Şerbetli bir tatlı. Peki hadi bakalım göreceğiz, en azından tatlı değişikmiş. 3, 2, 1. Hadi Emine göster marifetini bak. Mutfak adaptasyonu çok önemli, buyur. Tamam. Süreye başladım. Tamam. Ne yapıyoruz? İlk önce etleri koyayım ben tutukluya. Etlerimiz dana eti galiba. Evet. Dana eti efendim. Mühürleyici, eti yıkıyoruz. Bu da mühürleme yapacak mısın, direkt atıp haşlayacak mısın? Yok, biraz yağda kavurup biraz yağda kavurup. O zaman evet. Altını yakalım, yakmışız. Yak. Biraz sıvı yağ koyuyorum içine. Evet, aynen. Çok sıvı yağımız. Kanını da bıraksın eğleyenlerin kirini de. Kadir, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Evet. Allah yardım etsin, bu sene kurban fiyatları almış başına gidiyor. Fiyatlar gerçekten uçacak bu sene. Bence bu sene kurban kesim oranı çok düşecek. Ben öyle düşünüyorum. Hadi kasaptan kıyma almayı geçtim de kurbana girmek de zor iş yani. Aynen öyle. Büyük şehirlerde bir de daha pahalı. Çünkü adam oradan buraya kamyonla getirmesi, hı, buradaki kirası, belediyeye, onları da anlamak lazım. Ben hak veriyorum. Benim babam İzmit'te oturuyor. Yani burayla arasında neredeyse 10 milyardan fazla fark var yani fiyatlarda. 10 milyar içinde mazotu var, hayvanın yemi var. Tabii ki de öyle. Çoban parası var. Tabii ki de öyle. Onlar kendileri besliyor. Tabii daha lezzetli oluyor. Kendileri besliyorlar. Bak bundan 2 sene önce 3,5 milyar, 4 milyar adam başı girdik. Geçen sene 6,5, 7,5'tan girdik. Sen Allah yardım etsin. Kaç para kattığımı hatırlamıyorum. Olur öyle bakalım. Türk polisi yakalar. Gel geri devrelim içeri. Şimdi istersen şekerini koy, sonra suyu tamam, yiyeyim. Tamam. Kaç bardak şeker koyacaksın? 3'e 3 koyacağım. 3,5 koyacağım. 3'e 3,5 su. Evet. 3,5'da su koyacağız. Sonra dedikodumu yapmasınlar bu kadın ne yapıyor diye. 2. Benim etrafımda çok var. Düşman da istiyorum ben, siz ne diyorsunuz? Ne güzel. Çok severim. Aynen. Niye peki? Neyi çekemiyorlar yani bu kadar? Hasetlenecek neyim var? Kadir Bey. Mutluluğunu mu kıskanıyorlar? Ben misafiri falan çok severim. İnsanları tamam. Çok severim. Çok güler yüzlüyümdür. Evimden misafir eksik olmaz benim ya genelde. İnsanlar olan ilişkilerini mi kıskanıyorlar? Onlar yapamadıkları için. Emine'nin de güzel ortamı var. Hep misafiri var. Aynen gelin öyle. Gidiyor. Çağırsalar aslında. Onların da olur ortamı. Bir şeyciğim etini aldım. Bu niye yapılmadı? Ya işte onlar evde uğraşmak istemiyorlar. Hı-hı. Ama yapanı da kıskanıyorlar. Milletin sana iyi davranmasını. Aynen öyle. Of of, krebi yap, onu yap, bunu yap, bitmedi çile. Ne onu yap, bunu yap. Bir krep yaptın, bir salata yapıyorsun. Bir de şöyle çoğul çoğul koy, onu yap, bunu yap. Emine! Efendim. Ne durumdasın? Kadir Bey, kıymasını ekleyince bitecek bu da. Su koydun biraz. Salça koymadın değil mi sen o çorbaya? Çok az koydum. Belli olmuyor bile zaten. Diye. Evet. Renginden. Domatesin de rengi yokmuş gerçi de. Ben havucu söyleyeyim ben de sana. Hadi Emine, hadi Emine. Tamam. Derelerin çakılı nereden aldın akıllı? Derelerin çakılı nereden aldın akıllı? Döne döne oynuyor abeyimin çakırı. Oo, sen cama ben yana. Haydi, haydi eller havaya. Al avucu da. Hadi rendeleyelim efendim. Güzel işler çıkarttık bugün. Eğlendik, fırtına gibiydik. Görüyorsunuz ne hale geldik. Karasu korsanlarına döndüm resmen. Pişti mi o? Pişti. Of, gene katler oldu ama o. Aşkıma dertler katmer katmer. Dertlenirsen hak ver hak ver. Şeytan diyor yol ver son ver. Sebebini bari. Ekle salatayı da. Efsane oldu, yıkılıyorsun sen ya. Evet Emine Hanım. Efendim. Ne kaldı? Bir şey yok, çorbanın... Nasıl bir şey yok? Ortalık yangın yeri. Özür dilerim. Ben bu rendelenecek bir tek. Oradan bakınca acaba küçük bir mutfak aleti gibi mi duruyorum? Bilmiyorum, çok amaçlı. Her yönümü, her şeyi uzatıyorlar otomatikman. Yok, ben rendelerim, sıkıntı yok. Estağfurullah. Kendini bu kadar yorma Emine. Son 5 dakika. Son 5 tabak verin hadi, son 5. Emine sen nereliydin bu arada? Erzurum. Erzurumlusun, neresinde? Olur. Nereli olduğumu unuttum şu an. Olur mu? Evet.
Erzurum'da öyle bir yer mi var? Olur. Var, akademi. Ha, Olor. Bak onun adı aslında Olormuş, biliyor musun? Zamanında vali gelmiş oraya, orada lor peyniri yemiş. Sonra aramış aramış, demiş ki Olor'u bana bulun demiş. Olor zamanla olur olmuş. Ya benim bu tarih bilgim. Of. Hadi. Tarihteki ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması. İlk çiftçiliği Hititler yapmıştır. Ya. Kaşar ne için? Beşamel şey mi? Beşamelin üstüne bir de şey. Onu sonra ısıtırken atabiliyor muyum peki? Isıtırken atabilirsin. Serbest atabilirsin. Tamam. Yani bugünkü çabamızı biz değil masa özetliyor, görüyorsunuz. Üstüm başım da battı. Makineye atmam lazım tişörtümü de. Önlüğüm zaten. Bunu saklayın. Tam altını kesin de sen terle bunun altını. Zayi olmasın. Çok önemli bir parça. Yan gelip yatan da 9 bölüm sonra şu yan gelip yatan Büşra'yı da alkışlayacaklar, beni de alkışlayacaklar. Programın rolü akarken kimsenin alkışladığını görmedim vallahi Kadir. Rolde Büşra'nın ismi de mi var? Var tabii. Kenarda. Tablo sponsorunun altında falan yazıyordur. İleştirmişlerdir seni biri. Oraya daha bir kere benim bile adımı yazmadılar. Emine, hızlıca mutfağı terk edelim artık. Tamam. Bitti. Eyvah, masada eksik var. Koşun. Ayaklarımı sürüyor. Çatal eksik. Masa mı büyümüş? Kimin çatalı eksik? İki bıçak, bir kaşık, iki çatal. Çift servis açmış. Parmağında yüzükler, kolunda bilezikler. Canın çıktı Emine. Oy oy Emine. Nedir bu güzellikler? Nedir bu güzellikler? Evet efendim, Emine Hanım haftanın ilk günde çok çetin, çok sert bir mutfak etabından çıktı. Canı da çıktı. İlk gününde heyecanı vardı evet. Tabii. İnşallah masaya oturduğunda yemeklerini güzelce savunursun. İnşallah. Katmerin şöyle kıyır kıyır olmuştur. İnşallah. Çorban eminim pürüzsüz olmuştur. Gurmelerle işim var, geç gidin. Hadi at beyazları makineye Kadir. Gidiyorum ben makinenin başına. Benim işim bitmiyor Emineciğim. Buyur buyur, yukarı alalım seni. Dubleksimiz biliyorsun. Dinlen kahven geliyor şimdi. Enem Arat benimle Sabah Hanım'dan herkese merhabalar efendim. Sabah Hanım seyircimizi selamladı. Soğuk meze uzmanımız, iddialı yarışmacımız. Mutfağa evet. Çok yakıştım bu arada. Takmasın tam böyle yemek kitabı olan aşçı kadınlar gibisin yemin ediyorum. Teşekkür ederim tatlı. Kadir bak, sürekli hanımefendinin ünvanlarını saymadan geçip gidiyorsun. O bir gurme, o bir erdek güzeli. Oh, aa, erdekli misin sen? Evet Sabah ablacığım, nasıl başlayacağız? Bir kısaca anlat, süreyi başlatacağım ondan sonra. Tamam, önce soframızı hazırlayacağız. Okey. Önce tavuğumuzu koyacağız pardon. Ondan sonra soframızı hazırlayıp kafamızı rahatlatacağız. Aynen öyle. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Bir dakika, menüyü bir daha sayayım. Sebzeli mantar çorbası, çerkez tavuğu, mücver, fırınlanmış zeytinyağlı biber dolması, çilek soslu kedi dili, bruşetta. Bruşetta, onu geç. Bulgurlu börek, ıspanak püresi yatağında antrikot, keçi peynirli roka salatası. Yani bu kadar ara sıcağı nasıl yiyecekler? Valla arzuları bir bence yesinler, hiç kaçırmasınlar. Bir daha yiyemezler. Hepsi eminim birbirinden lezzetli olacak. Benim sevdiğim şeyler ama hepsi aynı tabakta yer, bir tıkanmasınlar. Yani arzuları bilir. Bence bir daha isteyebilirler. Biz size açık büfe gibi koyduk, istediğiniz yiyin. 3, 2, 1. Hadi ablam başla. Hadi biz... Süre başladım. Hemen tavuğumuzu, tavuk göğüs bu arada. Çerkez tavuğu için. Uzun zamandır da çerkez tavuğu yemiyordum. Sabah Hanım, siz aldatılacak kadın mısınız Allah aşkına? Değil Allah de. Canını almasın, o mu geldi aklına? Sabah Hanımcığım. Aa bak, bunda şey kalmış. Hemen bardaklar. Sabah abla, Sabah abla, hızlı hızlı. Peynirli bir şey kalmış, yoğurtlu. Ben hemen sütüm. Eyvah 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 eyvah. Allah'tan şahin bakışlarım sayesinde fark ettik. Kız abla, iyice baksana, gözünü seveyim. Vallahi baktım. Ya çiçeğin güzelliğine bakar mısınız çok ama ya? Çok kibar, evet. Ben çiçeğin güzelliğine değil, Kadir'in kadir kaseye bakarım. Ne var? Bu ne? Neymiş o? Dur kamera görsün. Koca parmaklarınla ne? Tabağın kendisinde. Ya. Gördün mü? Defolu. Ya ben çiçeğe bayıldım. Masaya peçetelerle çok uyumlu. Evet evet. Sen ben bile de şu an masayla uyumlusun. Aynen. Bir kondin içerisindesin yani. Aynen aynen. Sen daha önce restoranda çalıştın değil mi onunla? Ben çalıştım ama ben mutfakla, yani masayla pek ilgilenmiyor. Ya bunlar bana şey geliyor, bana zaman kaybı geliyor. Ve beni mutfağa bırak, ben orada çalışayım. Seni köreltiyor masa işi. Evet evet. İnce işler yapamam ben. Peki nereden geldi bu kalkıp mutfağa girme işi? Yani ev hanımı mıydın ilk zamanlarda? Bana terapi geldi bu. Terapi geldi. Evet evet. Ben kendimi iyileştirdim. Evet, ben kendimi iyileştirdim mutfak. Sabah Hanım maşallah her yerinizden zarafet akıyor. Ay çok teşekkür ederim. O sizin çok güzel görüşünüz. Var. Bu konuda eğitim almışsınız galiba. Nasıl? Ya evet, biraz öyle oldu. Türkçenin mi eğitimini almış, diksiyonun mu eğitimini almış? Zarafet. Zarafetin dersi mi var? Tabii. Şu hani başının üstüne kitap koyup yürüyorlar tekrar. Ben ömrümde onun kadar saçma bir şey görmedim. Hayır. Evet, evet. Başımın üstünde niye kitap taşıyorum ben? Kitap okumadıktan bunun sonra. Bunun eğitimini aldılar. Yani şimdi mesela bu kitapla yürümenin kime ne faydası var Sabah abla? Evet, yürüyün lütfen. Evet, karşıya bakacaksınız.
Evet, şu yürüme kendinize güveni gösteriyor en başta. Aa, bak ne ve kadar dik yürüyorsunuz ve yürüyebiliyorsunuz. Bak, bana böyle yaklaşsa korkarım vallahi. Bak beynim ne kadar dolu. Yürümek. Onun amacı o, dik yürümek. Bu zarafetin içinde. Aynen öyle. Nasıl yemek yenir, nasıl başlanır. Evet. Nasıl konuşulur. Aynen öyle. Ama işte bu kendini bilen insan için. Şimdi kendini bilmeyen adama zarafet dersini versen ne olur? Yok. Hadi kalk mutfağa. Kapatayım mı abla bu püreyi? Efendim? Püreyi kapatayım mı? Evet. Tuzunu atmadın haberim. Arkadaşlar son 7 dakika. Sroka salatası eksik bir tek. Bence bunu beşamel sosun içine direkt ıspanak katıp çeksek aynı şey oluyormuş. Evet olabilir. Ben bunu evde yapsam ıspanağı robottan çekerim. Hayır hayır, robotu hepsini bir karıştırıp en son robottan çekersin. Ispanağı az bir şey cezveye koyarım, haşlarım. Peki tadı nasıl oldu? Güzel. Çok güzel. Evet tadı güzel. İlk defa ıspanak. Bırakın konuşmayı, hızlanın biraz. Ama bir yandan iş yapıyoruz, biz öyle boş konuşmuyoruz ki. Ben burada canımı dişime takmışım, uğraşıyorum. Oturdu o tabureye bir saatte canını dişine takmış. Ama yattı şimdi, ne yapayım, ne diyeyim ben şimdi, bir şey diyebilir miyim? Zahmet yani sen yap. De. Tam işinin kadına nasıl güzel yaptı bak. Yarışmacılarımıza küçük mini sürpriz hediyeler hazırlıyoruz. İnşallah kıymet bilirler. İnşallah. Biraz daha hızlanalım. Bu küçük. Salatayı da yapalım. Evet yapalım lütfen. Oh. Et varsa alabilirim Kadir'im oradan. Bunu kendime alacağım ben. Hatta bir ucundan alacağım çünkü yiyemem, rahatsızım. Aa, evet. Çok bulaştı ama yeriz biz, dert değil o. Tamam. Etsin, bir şey olmaz, ucundan kesersin. Salata. Salata kurban olduğum, hadi. O zaman eti sarar mısın Kadir? Sararım ben, eti tamam. Sarmakta ne var? 5 dakika hemen hallederim. Tamam. Son 3 dakika. Yok ya. Yok, şaka yapıyorsun. Yok tabii, vallahi şaka yapıyor. Kalkıp kaşar rendeleyeceğim halim kalmadı. Yetişmez ki biber dolması olmadı. Sıcağıyla kızarır öyle deme. Yok. Pişti ama olmaz, onun kızarması lazım. Fırını 300'e aldım. Neyse alın. Ya biz kızarmış demedik ki, fırında dedik, fırınladık. Aha fırınlanmış. Fırınladık mı? Fırınladık. Fırınlanıyor. Evet. Fırınlıyoruz. Semiha dün domates tadı alamadı. Domates çorbasını beğendi. Yani onu fırınlanmış olsa ne olur, olmasa ne olur sende. Ay. Şimdi size gurmeyin deyip durdunuz. Ne oldu diyecekler. Ay onlar her şeyi söyleyecek şimdi bana. Evet onların o şeyleri duymak istemiyorum. Hep senin yüzünden. Yeter o rendelediğin. Abla bu kadar kaşar yeter mi? Ay ne yaptın baba? Rendeledim. Çok mu? Evet. Çok. Abla keşke bu kaşarı ısıtırken dökseydin, donmasın içinde. Ay tamam, altını açtım Kadir. Sofraya kadar açık mı duracak altı? Hayır açık durmuyor. Arkadaşlar son 30 saniye. Bitti. Aa mıklama gibi oldu. Kadir çok güzel oldu, bırak artık. Kaşarını eritiyorum, dur. Niye bırakıyormuşum ya, Allah Allah. Yüzünü göremiyoruz. Yüzüme hasret. Tamam bu da okey. Yalnız onun ağzını iyice kapatalım, kabuk bağlamasın işte. Evet aynen. Salatanın peyniri nerede? Burada. Arkada. Salata nerede? Doğrayacak mıyım içine rastgele? Burada. Kupleteyim ben onu, kup. 3, 2, 1 süre bitti. İşte bunlar böyle mi kalacak? Onları ekleyebilirsiniz. Ayıklandı, yıkandı. Ne yapacağım? Kaselere konacak bir tek. Bunları birleştirebilirsiniz. Bu ablam bir haftalık ameliyatıyla çıktı geldi buraya. Ne kadar dirençli, azimli bir kadın olduğunu bir kez daha size ispatladı. Evet. Şimdi değişik yemeklerimiz var. Var. Yani ıspanak püremiz olsun. Ondan sonra acukamız olsun. Ne bileyim. Güzel bir sofra kurduk Allah'ın izniyle. Sunumlar da harika olacak. Lezzetler harika olacak. Kadir'ime çok teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ediyoruz. Dış sese çok teşekkür ediyorum. İç ses oldu bugün. Her şey harikaydı. Menünün yarısını ben yaptım. Evet. Bak işte iki mücver kızarttı, yarı menü oldu. Gördün ama mi? Ne yapayım şimdi? Ha diyeceğim. Boşver, aynen öyle. Masayı geçene kadar. Hadi o zaman. Hadi kalk. Ben de üstüm başım makineye atıp hep et koktum. Aynen. Masada görüşmek üzere aynen. Efendim. Aynen görüşürüz. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler hazır mısınız efendim? Semih Hanım'ın performansını görmeye muhteşem menüsünü tadacağız inşallah bugün. İnşallah. Tavuk suyuna çorbamız var sebzeli. Evet. Ara sıcağımızda içli köfte var. Hanımlar dedi ki onun yumuşama riski falan filan var dedi. Sen onu bir şekilde artık çözümünü bulacaksın. İçinin lezzetli olmasını bekliyoruz. Evet, ana yemeğimiz et. Et bakalım bugün pişmiş mi? Dün Emin üstüne basa basa dedik, etin burası pişmiş, burası pişmemiş dedi. Pişmiş ete pişmemiş dedi. Bilmiyorum artık. Bugün sen nasıl sunacaksın? Dün mesela abla onun üstüne tereyağı koydu, kapattı. Hı-hı. Sıcak kalsın diye. Bugün hı-hı, senden güzel performans bekliyoruz. Evet. Seyircimiz kağıt kalem tarif istiyor senden. Tek tek tarifleri de vereceğiz. Tamam. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Semiha 2 saatlik süren başlar. Hadi göster marifetini. Ne yapıyoruz şimdi Semiha başla? Ben önce şerbetimi bir koyayım. Şerbeti kadayıf basacağız bugün tepsiye. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Meryem çok güzel bir kadayıf yaptı, bastı. Ama bir sonraki haftalarda yaptığımızda tutmadı. Üstü kuru oldu, şerbetini emmedi. Kadayıf kolay görülse de riskli bir tatlı. Herkes yapamıyor. İyi basacak mı, o önemli. Cevizli mi, fıstıklı mı yapacağız? Cevizli. Cevizli kadayıf yapacağız. Şimdi diyecek ki cevizli olur mu kadayıf?
7 su bardağı şeker koyacağım. Fıstık daha güzel oluyor tabii ki de. Bir de fıstık şerbeti emince içine daha bir lezzet veriyor, şekerli şekerli. Ceviz o kadar geçmiyor şeker. Kaça kaç? 7'ye 7. 7'ye 7. Kadayıf 1 kilo mu? Evet. 1 kilo kadayıfa 7 şeker, 7 su. Bence iyi, 5 az geliyor. Geçen hafta 5 koyduk, az geldi. Çünkü tepsi de büyük, o yüzden. Yani normal bir alüminyum fırın tepsisini mi yapacaksın? Fırın tepsisini yapacağım. Yani kare olan ama yuvarlak olan. Kare. Kare. Kız kareye kadayıf olur mu? Olur. Allah'ın adını verdim. Onu bu bardağın içine sapması çekiniyor onlar, biliyor musun? Normalde evde de öyle yapıyorlar da. Ha? Kaç oldu? 7. Getir. Zaten 5 bardak, 1 kilo şekeri de. Bu mantar ne mantarı bu arada? İlk defa böyle kara bir mantar gördüm. Mantarı. Kültür mantarı değil. Kız bu ne mantar Semiha? Adını donut, tane mantar. Kestane mantarı. Renginden dolayı mı kestane diyorlar? Yoksa yedikçe kestane tadı mı geliyor? Malzeme olarak eti görüyorum ben orada. Kadayıf bir orada, bir de orada var. Bunun değil, bir dilim limon koyacağım. Bence hemen soğuması lazım. Aç. Kadayıf hemen yapıp fırına atacak mıyız yoksa bekleyecek mi kadayıf biraz daha? Onu da yapacağım. Önce ne yapacağım? Buna bir dilim limon koyacağım. Aman ne büyük, şu limondan bir vazgeçemediler. Koşa koşa bir limon derdindeyiz. Bu kadayıf mı kullanacaksın, o kadayıf mı kullanacaksın? Şey, bunu kullanayım, onu hiç açmayalım. Şöyle bıraktım. Kadayıfı didikleyeceğiz. Tereyağı eriteceğiz. Evet. Künefe yapsak istiyorum aslında, biliyor musun? Ama onun 2 saatin içinde donduğu için sıkıntı. Aslında künefeyi biz burada yapabiliriz. Şerbetini dökmeyeceğiz. Fırında kapatıp kalacak. Sıcak şerbeti dökünce kaşar eriyor zaten içinde. Hayır, öyle olmaz. Niye? Olmaz. Sen olmaz dediysen bitti tabii. Bir deneseydik bence. Şey, bana enginarın sadece şeyini yapsanız. Şunu bana... Tamam, ver yapayım hemen. Sen ne yıkıyorsun, sen tavuk yıkıyorsun. Tavukları yıkıyorum. Kız, 3 tane tavuk mu haşlayacaksın yok, sen? Yok, 2 tane. Tavuğun suyunu pilava da koyacağım ya. He, o şekilde. O zaman büyük bir tencereye koy. Bak, tavuğun suyu az gelir yoksa. 2 tane tavuk küçük tencereye koyuyorlar, suyun yarısı buharlaşıyor. Onu düdüklüye koymak lazım. Düdüklüye tavuk niye yapsın? Bütün tavuğu sen nerede haşlıyorsun seni ya? Tencerede haşlıyorum. Tavuk yani zaten çabuk pişen atıyorum. Bir şey. Bütün tavuğu düdüklüye haşlayacaksın. Suyuna güzel şam fıstıklı, kuş üzümlü, hafif tarçınlı bir pilav yapacaksın. Tavuk suyuyla tarçınlı olmaz. Tavuğun içine koyuyorsun da o tavuğun kokusu geçmiyor mu onun içine? Olur. Tam tarçın koymayın o zaman. Tarçın koymadan kuş üzümlü, şam fıstıklı güzel bir iç pilav yapın. İçine doldurun. Kuş üzümü koyuyorsan tarçın da koymak zorundasın. Tamam arkadaşlar, tavuk suyuyla başka bir pilavda kullanırsınız. Oldu mu? Yanları biraz kızarmış. Servis yaparken ortadan veririz. Hadi bak, burası tam zımparalık. Hı, aldık aldık. Bak gitti. Harika ama bence şerbeti az geldi. Yok, bence iyi. Şimdi bak, bana ben deseydin sana kalmış derdi. Kadir, şerbet sahiden az geldi. Biraz yoğun oldu şerbeti. Keşke 7 bardak suya 5 bardak şeker yapsaydık. Ne olacak bu şerbet işi? Şu an şerbet kaynatacak halim yok. Ama onu fırına koymayalım, balkona koyalım. Açtım ağzını. Koca kötü. Seni atıyorum bu işi kötüleri tamam, ya. Tamam atalım. Ben masaya geçebilir miyim? Hadi geçin masaya. Ama et. İsterseniz ete ben bakayım. Olur, çok memnun olurum ama ben onu servis yaparken de tereyağında kavuracağım, şey yapacağım, döndüreceğim. Kızdı mı o et? Şey, tava kızmış değil mi? Ne kaldı? Ne kaldı? Kadayıf kuru oldu. O beklediğim kadayıf olmadı maalesef ki. Şerbeti biraz daha hızlı olsaydı daha iyi, şey çok olsaydı daha iyi olacaktı. Salatanın sosu tamam, salata pilavı koyduk, etler pişiyor, çorba tamam. Ara sıcaklıktaki içli köfte tamam. Salatayı da masayı da yaptım, bir şey kalmadı dış ses tamam. İçli köfte pişik, bir de etler pişecek. Semiha gene iyisin, ucu ucuna yetiştirdin. Yetişti yetişti Kadir Bey, sizin sayenizde. Hafif şimdi sıvıya koyacaksın, alevlendireceksin. Hadi gel yapalım. Yapma yapma, yağ şeker bu. Olmadı işte, bırak. Ya bak be! Çok koymadım yağlanın diye. Ama siz bunu sakın evde denemeyin, yoksa 3 gün fay attılarsınız. Bence yeter ha? Tamam. Kapat aldım. 2, 4, 6, okey. Semiha'nın masa ne halde? Yapıyorum düz ses. Semiha'nın masa süslerini gördün mü? Tam bir yılbaşı masası kurmuş Semiha. Az ben de masaya bakayım da gelin, dur. Oo Semiha Hanım, bu ne şıklık. Noel Baba dayısının oğluymuş. Muşlu mu kız onun için, Antalya mı diyorlardı? Peçeteler, bak bak dekorlara bak. Aynı yılbaşı masası gibi oldu. Bu mumlar pilli mum galiba. Evet. Onu bile düşünmüş diye bak. Koymadım. Dünkü o mumlar neydi? Ardiyeden çıkmış gibi, biri başka biri başka, yemin ediyorum ya.
Bitirdik. Evet sevgili seyirciler, Semih Hanım'ın ellerine kollarına sağlık. Çorbamız tamam. Evet. Ara sıcağımız tamam. Aynen. Kaşık salatamız, etimiz, pilavımız, tatlımız, soframız, her şeyimiz okey. Aynen. Bitti. Yapmış bir şeyimiz yok. Yok, çok şükür. Ben kadayıftan biraz şüpheliyim. Evet, o benim de biraz moralimi bozdu açıkçası. Kuru gibi gelmez inşallah. Gelmez ya. Yarışmacılarımıza mümkün mertebe ortalarından ve bari indiği yerlerden olsun. Aynen. Peki, yapacak bir şeyimiz yok. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz Kadir. Bu kadar ümitli miydin kendinden? Yok. Ben heyecanım vardı çünkü. Evet, ayaklarım titriyordu burada başlayınca. Yattım ama. Su gibi akıp geçti, gördün mü? Aynen, sayenizde. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım, hep birlikte. O zaman heyecan yapan, acaba yapabilir miyim diye seyircilerimizle sesleniyoruz. Yapıyorsunuz efendim. Evet, yapıyorsunuz. Gerçekten yapamazsak ben yapamazdım. Ben yaptığıma göre hepiniz yaparsınız. Hadi bakalım, hepinizi bekliyoruz. Bak size motive de verdik. Aynen. Masaya gidiyoruz. Aynen. Ben de beyazlar atacağım makinenin üstüne dolayısıyla. Ardından masada görüşmek dileğiyle efendim. Görüşmek üzere Kadir Bey. Enem Arat Verim'den Bilgi Hanım Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Sevgili seyirciler, bugün sizlere bomba çorba yapıyoruz. Yalnız evet. Bu çorbayı internette bulamazsınız. O yüzden iyi dinleyin, iyi yazın, notlarınızı iyi alın. İçli köftemiz var. Dünkü içli köfte neydi? Allah ya sana. Yoktu, kıyması kavrulmamış. Yavan, dışı kuru. Kaldık, yiyemedik. Bugün inşallah. O kadar kötü yorumun üstüne senden güzel bir içli köfte bekliyorum. Yoğurtlu patates salatası var. Daha önce hiç denemedim. Patlıcan ezmesi var. Bunlar ara sıcaklarımız. Ana yemeğimiz piliç top kapı. Evet. İş pilavını güzel bekliyorum senden. Mezeci hanımefendi inşallah iş pilavını evet, beğenir. Yoksam iş beğenmezler. Aynen. Mevsim salatası ve sütlü kardelen tatlımız var. Menü gayet güzel, uyumlu, meşakkatli. Neyden başlıyoruz öncelikle? Önce tatlıdan başlayalım çünkü dolapta biraz beklemesi lazım. Peki. 2 saatin içinde iyi bir şekilde evet. Dinlenmesi gerekiyorsa. Hemen. 3, 2, 1 diyoruz ve büyük finale sadece son bir gün kala süren başladı. Hadi bakalım göster marketini. Tatlımızın malzemeleri ben sevgili seyircilere sayıyorum hızlıca. Bütün her şeyimizi tezgahımıza alalım. Şimdi hanımefendiler 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı gene un yazmışlar. 1 su bardağı un artı 1 yemek kaşığı gene un. Yani ne? Çünkü biraz az gelebiliyor. He, bir hani su bardağı eğer de 1 yemek kaşığı. Az gelirse yine koyacağım. Peki. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Bu pastamızın keki. Muhallebisine de 2 litre süt, 3 çorba kaşığı un, 3 çorba kaşığı mısır nişastası, 1 su bardağı, 2 su bardağı şeker, bardak krema, vanilya, beyaz çikolata, 1 çay bardağı tekrar krema var, 1 çay bardağı, 1 su bardağı Antep fıstığı, 2 paket Hindistan cevizi. Kekimizi yapıyoruz, sütle ıslatıyoruz, üstüne muhallebi döküyoruz. Bol Hindistan cevizi ve Antep fıstığı süsleyip dolapta dinlendiriyoruz. Kadir sence tatlı nasıl? Bence güzel, soğuk ve hafif bir tatlı. Baymaz yani. Evet, çünkü tavuğun üzerine, içli köftenin üzerine hafif bir tatlı istedim. Peki, mikserimizi çıkarıyoruz mikseri, hemen. Evet, bak çırpma kapları abla şuradaki canlı dolabın içinde. Lavabonun oradaki. Hemen önce bir yumurtalarımızı yıkıyoruz. Ablam da yumurta yıkıyor. Yumurta yıkayan yarışmacımızın son halini neden biliyor musun Kadir Bey? Yumurta yıkamak sünnettir. Evet burada birkaç ya bir yarışmacımız vardı. Her şeyi o kadar yıkadı ki süreyi yetiştiremedi maalesef ki o yüzden korktum. Yok çok öyle her şey değil ama yumurta ve kuru soğanı yıkarım. Bende de kuru soğan yıkama hastalığı var. O soğanı soyup nasıl bir anda doğrayabiliyorlar? O bıçak onun dışına değiyor ediyor. Abla bak tam şurada kaplar. Leğenler bak, buradaydı. Bilgin abla aç hocamı. Hemen. Şu içli prizi uzatabilir misiniz? 4 tane yumurta kırıyoruz. Evet, hadi dört bakalım. Yumurtayı kırıyoruz. Yumurta kokmayacak ama. Yalnız çorbanız rakiplerinizin kafasını karıştıracak. Şimdi onlar internetten arayacaklar ama bulamayacaklar. Evet basit bir şey de geldiği zaman. Basit bir çorba mı? Çok basit değil. Allah aşkına içinde ne var ben öldüm meraktan. Bomba bomba. İçinde ne? İsmail Yaka mı çıkıyor tencereden? Nasıl bir bomba bu? Ben anlamadım. Onun ismini ben kurdum. Sen koydun. Evet. Çorbayı peki sen mi geliştirdin? Evet ben geliştirdim. İş yerinde çorba yapıyordum. Ne pişirsem ne pişirsem patladın artık. Evet sıkıntıdan. Çorba yapıyordum. Sınava girerken gelen komisyon arkadaşlarımız vardı. Onlar da çorba hava soğuk olunca çorba istiyorlardı. Bir şeyleri herhalde kattın karıştırdın. Aynen. Kendince geliştirmiş. Geliştirdim aynen. Ama mutfakta buna ihtiyaç var bak. Hep aynı şeyler olmamalı. Biraz böyle aşçı dediğin birleştirmeli. Nasıl adam kafede Paris sosunu birleştirip bulmuş? Kahve yemenden gelir hanım nanay kokus. Abla sofra yok abla salata yok abla. Her şeyi unuttum heyecandan. İnan ki ne yapacağımı şaşırdım. Hadi. Hadi bak. Aa bu ne?
Kız! Gel buraya. O terliğimi de getir geri, gel. Hepsine koydun mu? Koydum ver onu, ver onu, ver onu, ver onu. Hadi. Hayır Kadir. Bence bu runner'ı ortadan kaldır. Çok büyük bir kargaşa bu runner. Şunu, şunu. Tamam runner, runner ha. Altınlarım dizi dizi. Kadir bırak şarkıyı, al şunu. Sen orada duruyorsun. Ben hem iş yapıyorum hem ağzım işliyor. Çiçeğiniz falan var mı sizin? Çiçeğim var, gelmedi mi? Şu an ne gelen var ne giden. Memnun Allah'ım ki yerinden. Ben çiçek çok söyledim. Seneler geçti, çok seneler geçti. Haber yok çiçekçiden. Abla çatal yok masada, millet çiçek mi yiyecek? Ben bir bakıp geliyorum. Bilgin abla, sen bu çorbanın terbiyesini koydun değil mi? Koydum, koydum. Tamam, koyuyorum ateşin üstüne. Son 5 dakika. Bu beyaz çikolatlar ne olacak? O geçti, onu unuttuk. Ne olacaktı ki? Şeye koyacaktık. Kız tamam, nasıl koyacaktın? Benmari mi yapacaktın? Evet. Muhallebinin içinde mi eriyecektiniz? Evet, muhallebinin içinde eriyecekti. Sonra bu sarımsaklı yağ çorbanın içine mi dökeceğim? Evet, üstünü döküyoruz. İçine döküyorum şimdi. Evet, tamamdır. Oh, bombanın bombasını dökmek de bana nasip oldu. İyi sofra. Aa, bunun nerede tatlı çatalı kaşığı? Onun orada, onun orada eksik var. Aha yandık. Ben kocama her akşam çiçekli sofra kuruyorum. Gördük sofranın halini. Dur, canım tat abla. Tat verin bana. Tat verin, eline dikkat et. Ay. Hiç olmaz. Terminatör'e finalini izliyormuş gibiyim şu anda. Son 3 dakika. Hadi 3. Kadir tut. O ne? Limon. Hadi ablam, sosuna en son dök, ölmesin sebzelerimiz. Fıstığı servis yaparken koyabilirim. Olur, olur. Hatta çikolatayı benmari usulü eritsek de üstüne böyle kaşıkla sevsek olur mu? Olur. Tamam. O zaman hadi eritin çikolatayı. Bir bardak koyacağım lan. Gerek var mı? Sen bilirsin, isterlerse. Koşun hadi masaya, koşun. Ay! Kadir gel, gel. Buradaymış. Son 20 saniye. 20 mi? Ayaklarım. Son 20 saniye. Kadının dizinde kireçlenme vardı ya. 10, 9, 8. 7, 6, 5, yok fazla koydum. 4, 3, 2, 1 bitti. Peçete verin. Senin miydi kız bu takım? Yok, benim değildi. Ay iyi bari bizim olsun, seninkine zarar gelmesin. Beni bıraktı gidiyor. Nereye gidiyorsun? Ölüyorum. Ay, ben burada. Ay Kadir, ne yapacağım ölüyorum şimdi? Ölüyorum, anlasana. Şimdi ne olacak? Gözlerimin içinde sofrayı kurdular. Kendin yapar mı? Ölüyorum, anlasana. Aa, gitti Kadir. Teşekkür ederim. Bir de bizim kan grubumuz zor bulunuyor biliyorsunuz. Ne asil Kadir? Kan çünkü. Kız yeter! Kan kaybından değil, feçete fazlalığından öleceğim. Vallahi gitti. Tamam, gel otur yanıma, gel. Süre bitti zaten. Gel. İyi ki sofraya bir şey gelmedi değil mi? Yok. Çok adi bardakmış, elimde kırıldı. Bitirdik. Sonu biraz acılı oldu ama olsun. Yarışmacım için canım feda. Tamam mıyız? Tamamız. Hadi gidelim. Sen biraz hava al. Sen bir kötü oldun kan görünce. Evet. Ben de bir pansuman yaptırayım, geliyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Nedir benim içim? Allah sen bilirsin ama ben gene de yaranamam. Gene de sarsanız hiçbir şey yapmam. Ben sana başka bir şey diyeceğim. Biz sana yeni önlük verdik. Dün onu yaktın. Bugün de bunu kan yaptın. İşte ne kadar canla başla çalıştın. Bir kez daha görüşürüz. Pansumana gidiyorum. Görüşmek üzere. Gold çatallar. Evet. Bu senin ne? Bu ne çiçeğimin, çiçeğimin tepsisi o Kadir Bey. Bir şey değil mi? Çok şık bir masa olacak. İnşallah, inşallah. Bunları sen mi boyadın? Evet Kadir Bey, bunları ben boyadım. Şimdi diyecekler ki sırf sanatını göstermek için, dükkana müşteri gelsin diye yaptım. Hiç öyle değil Kadir Bey. Benim sanatımı zaten herkes görüyor, biliyor. Yapay çiçek. Yapay çiçek, yaşanmışlığı var onun. Benim için önemli olan yaşanmışlıkları gelin değerlendirmek. Hayır, gelin çiçeğim değil. Evimde bana çok sevdiğim birinden armağan edilen bir çiçeğim var. Yaşanmışlık deyince ben bir gelin çiçeği beklerim. Peki bu çiçek çiçeğin yarışmacıları nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? İnanamıyoruz, yaşanmış bir çiçek. Oh my god. Ben buna değer veriyorum. Bu beni burada huzurlu kılıyor. Şimdi ben de evde çamaşır makineme değer veriyorum. Oturup merdaneyi soframıza sana getireyim. Ama bir de şöyle, o peçetelikleri de ben bu çiçeği çok sevdiğim için elimde kendim yaptım. Peki. Onun için dün de... bu arada Bilgin ablanın çiçeği gelmedi ya. Ay evet. İyi ki gelmemiş. Eyvah. Ben çıkışta kapıda gördüm. Masa çiçeğiyle zerre alakası yok. 3 tane portakal vardı. Portakal? Portakal koymuşlar içine. Yani iyi ki gelmemiş. Ay. En azından suçu kargocunun üstüne attı. Bir de çiçek gelseydi bilmiyorum ne olurdu. Eyvahlar, eyvahlar. Ben dün özellikle dedim ki kızlara içeriye koyun o çiçeği. Bildiğin öğretmenler günü çiçeği evet, bile biraz değil da yani. Yüksekmiş hem de aynı zamanda. Şimdi görselde şık olduğunu söyleyecekler, beğenecekler eminim. Çünkü bir göz boyuyor masa. Bir aurası var. Auram berrak, parlak ve güçlü. Ne? Her sabah kalkıyoruz. Ne diyorsun? Auram berrak, parlak ve güçlü.
Ben en güzeli benim. En çok kendimi seviyorum. Sabahları öyle mi diyorsun? Öyle diyoruz tabii. Ondan sonra... Ben direkt uyanırım. Allah'ım nasıl şimdi işe gideceğim? Hiç mi yanım tutmuyor diyor. Olumsuzluklar benden uzak olsun diyoruz. Ondan sonra iyi enerjilerle günümüze başlıyoruz yani. Öyle desem mi olacak? Baksana, sonra bu buraya. Auram berrak, parlak ve güçlü diyoruz. Auram berrak ve parlak diyene kadar suyumuz ne ilahe illallah dedi. Esra Hanım, Allah aşkına biraz çabuk olun, dizin şunları. Bak sen de ama diğerleri gibi davranıyorsun Esra'ya. Sanki ağırmış gibi söylüyorsun hep. Bu dantel nereden geldi? O dantel benim çeyizimden, anneciğimin el emeği. Onur olmasın istedim, onu koymak istedim. Bunu sen mi yaptın? Annem yaptı. Annen yapmış. Evet. Komple dantelim benim, dantelim benim. Mis gibi kokar dantelim benim. Oyalanıyorsunuz ama bakın süreniz geçiyor. Ben gidebilir miyim Kadir Beyciğim? Burası tamam. Güzelmiş de modeli soyumu de iyiymiş. Soyumu dolduracağım ama sonlara doğru artık içine toz kaçmasın. Bu da iş eğitimi ödevi bunlar. Biz de yapardık ilkokuldayken. Ne olacak? Baktım çok boş. Evet, masamızı hallettik sevgili seyirci. Masa güzel oldu. Güzel oldu. Üstümüzden attık o elektriği. Kadir, o Kastamonu'dan aldığım örtüyü masanın üstüne mi örtseydik acaba? İşe düşer mi üstüne? Düşebilir tabii. Daha yemeğe çok var. Bir ara bir 5 dakika sen bir uçarsın da örtü serersin üstüne. Tamam, tamam Kadir Bey. Olmaz. Biz nacizane fikrimizi söylüyoruz her daim. Niye? Olur tabii. Neden suyumun üzerine toz kaçmasın diye. Şimdi galiba zeytinyağlı dolma işini yapıyoruz. Şimdi öncelikli olarak pirincimi, onları dolmalıklarımı koydum, haşlanıyorlar. Tamam. Pirincimi de... Bak şöyle dön seyircimiz ama. Şimdi ne yapacağız? Ölçü bardağımı arıyorum şu anda. Ölçü bardağı makinede olabilir. Bir bak istersen. Dün de kullandık çünkü. Sen içini mi yapacaksın şimdi? Şimdi ben önce pirinçlerimi birazcık sıcak suda bekleteceğim. Dolmanın içini de bekletiyorsun tabii sıcak suda. Tabii çünkü şimdi içimin pişme süresi azalsın diye bunu yapacağım. Önden bir işlem uygulayacağız. Hı hı. İnşallah dolmanın içinin lezzeti gelir. Ya o gün de çok güzel yaptık içini. Buram buram baharat kokuyordu ama önüme bir geldi bildiğim pirinç pilavı. Şunun sosunu iyi yapmıyorsunuz. Dolmanın içi ne kadar iyi olursa olsun üstünü sosunu yapmadığı sürece o bütün lezzet suya sele karışıyor. Üstüne de şöyle bir sos yapıp dökmek lazım. Bir harmanlanması lazım. Bugün Esra'dan bekliyorum en güzel bir sos. Bunun içine roka koydum, maydanoz, yeşil soğan koydum, başka bir şey yok. Kuru domates soğan var. Koyduk. Tamam. Tamam o kadar. Okey, mevsim yeşil. Marulumuz var ve biraz da dereotumuz var. Maydanoz benim için de gerekli. Soslarıma da maydanoz koyacağım. Evet Kadir Beyciğim, etim pişti. Okey mi o? Çorba evet, da tamam. Çorbam tamam. Haydarimin sosunu en son koyuyorum. Tamam. Avokado soslarımın kordonlarımızı attık mı acaba? Bunları sen içine koymuştun, karıştırdın ben. Tamam. Aslında avokadoya lime limon da yakışıyor Esra Hanım. Evet, damlatacağım şu anda. Ha, limon damlatacağım. Lime hem buna hem buna. Ama lime limon değil bizimkiler, normal limon. Şimdi biz avokadolarımızı güzelce o top top çekirdeklerini çıkardık. Kararmışları vardı. Onları almadan güzel oyduk. Blender'dan ezdik. İçine biraz hakiki zeytinyağı, biraz kırmızı soğan, biraz da maydanoz koyduk, karıştırdık. Evet. Merak ediyorum, hanımlar beğenecekler. Buna biraz karabiber eklemem gerekiyor. Yalnız yüz ifaden zerre değişmedi Esra. Heyecanda da aynı, korkuda da aynı, telaşta da aynı. Esra Hanım bir koç kadını Kadir. Heyecandan içi içine sığmasa da dışarıya hiçbir şey belli etmez. Evet, her ne kadar ten rengi açsa da, beyazlasa da. Yok yok, belli ki aklından bir şeyler geçiriyor. Şu anda şey düşünüyorum, makarnanın kaşarının bir erime süresi var ya. Heh. O sürede etler de ısınacak ya, onları hemen şimdi porsiyonlamam gerekiyor. Doldur sen, ben de folyalayayım bir yandan. Koyayım mı tereyağı şimdi birer kaşık içine? Şimdi bu dolu olanlara koyun. Ben bunu bir dakika daha koymayın çünkü paylaştırayım ben bunu bir dakika. İyice böl seni bu şekilde. Etler güzel görünüyor yalnız. Etler güzel görünüyor. Sebzelerim az kaldı ama. Şey, tadına baktın mı? Baktım. Evet, büyük finale sadece saatler kaldı. Haftanın en amaratı birazdan belli olacak. Ama ondan önce Esra Hanım'ın yemekleri hamaratlığı değerlendirilecek. Bakalım istediği puanları alacak mı? Menü hakkında nasıl eleştiriler gelecek ve Esra Hanım'ın tepkisi nasıl olacak? Biz de merak ediyoruz. Şimdi bunların üstüne birer tereyağı koyuyoruz. Kaşıkla evet, ağzını kapatıyoruz. Kaşığı tereyağımızı koyacağız. Nerede? Hadi gel, tereyağımız orada. Ben şimdi üstümü makineye atmaya gidiyorum. Onları yağ koymuş muyum Kadir Bey? Ben üstümü makineye atmaya giderken sen de bir yandan hızlıca sarımsaklarını rendele. Ondan sonra masada seyircimizle buluşalım. Yemeklerin arkasındasın Esra. Gözünü seveyim bak. Millet olmayan yemeğini bile savunuyor. Bu da tamam. Şimdi tamam. Haydarimin sosunu döküyorum. Evet. Oh, bolca kuru naneyi de gelirdik. Tamam mıdır Esra? Tamamdır Kadir Beyciğim. Ellerine kollarına sağlık tekrardan. Seyircimize şöyle bakalım. Evet. Masaya gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Yemeklerimiz güzel oldu mu? Çok güzel oldu. 20 bin lira kimin? Benim. Hadi bakalım o zaman. Finalde görüşmek üzere.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.